Efendim iyi akşamlar. Beyaz TV ekranlarındasınız. Ne var ne yok başladı. Yine dop dolu bir geceyle karşınızda olacağız. Önemli konularımız var ve özellikle iklim konusunda ezberleri bozacak bir belgeyle karşınızda olacağız. Konuğumuz araştırmacı yazar Murat Akan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bir de bir sorumuz var. Her hafta olduğu gibi çok da kolay bir soru aslına bakarsanız. Kripto paralardan sadece birinin ismini yazmanızı isteyeceğiz. Ne var ne yok beyaz hesabındaki son fotoğrafın altına gönderen, doğru cevabı yazan ki şu anda kaç tane kripto para var hocam? 6-7 bin var zannedersen. Var evet. Değil mi? 6-7 bin seçenekli bir sorumuz var yani. Sadece bir tanesini yazmanız yeterli. Ne var ne yok beyaz hesabındaki son fotoğrafın altına doğru cevapları bekliyoruz. Gönderenlere kitabımız olacak. Yaklaşık 2 haftadır, 3 haftadır bir kitap veriyoruz ve siz çok soruyorsunuz. Bu hafta da onu vereceğiz yine. Kehanetler kitabını vereceğiz. Sylvia Brown'un kitabı 2005 ile 2100 yılları arasında içeriyor. Koronavirüsü de 2005'te yazılmış bir kitap bu. Koronavirüs bu kitapta var. Toplam 10 kişiye bu kitapları göndereceğiz. Dediğimiz gibi sorumuzu cevaplamanız yeterli olacak. Hocam hemen başlayalım isterseniz. Başlayalım. Sizi ayağa davet edeceğiz. Depresyon vakalarının en fazla artış gösterdiği ülkeler. Bunlar Avrupa'da. Türkiye, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Fransa, İspanya, İngiltere, İtalya. Hocam Türkiye birinci sırada. Depresyonun arttığı Avrupa'daki bir numaralı ülke. Şimdi depresyon niye artıyor? Genelde işte ekonomik sıkıntılar ve korku en büyük depresyona neden olan iki tane önemli konu. Şimdi 2 yıldan beri insanlar ne oldu? İçeri tıkandı. 1,5 yıldan beri insanları içeriye tıktılar. Efendim işte virüsü bahane ederek, virüs nedeniyle sosyalleşmeyi azalttılar. İnsanlar bir yerlere gidemedi ve akrabalarını ziyaret edemedi, komşularına gidemedi vesaire derken insanlar içeride gerçekten bunaldı. O yüzden depresyonun artması normal bir şey esasında bu koşullar çerçevesinde. Türkiye'de biraz daha buna bir de ekonomik sıkıntılar eklenince elbette Türkiye'yi birinci sıraya, taşımış. Bu arada ekranlarını yeni açanlar vardır belki birazdan biliyorsunuz Türkiye'de Paris İklim Anlaşması'na katıldı. Ama bu iklim meselesinin özü ne? The Economist'in ilginç kapağı var kıtlıkla ilgili. Onu ekrana getireceğiz. Ve bu iklim meselesinde birileri yalan söylüyor olabilir mi? Televizyonda ilk kez birazdan dakikalar sonra ekranda kalın. Bu rapor her şeyi değiştirecek diyoruz. Economist'in kıtlık kapağı hocam. Herkes merak ediyor bu kapağı. Kıtlık ekonomisi The Economist'in. Ne oluyor hocam? Şimdi de kıtlık mı geliyor? Şimdi The Economist dergisi çok enteresan kapaklar atıyor. Daha önce de burada çok The Economist kapağı biz de yorumladık. Diğer arkadaşlarımız da yorumladı. Şimdi hep komplo teorisi diye geçerler ya. Esasında komployu herhalde The Economist kendisi yapıyor. Kendisi evet. Yapıyor. Bakın kapakları ama çıkıyor. Dikkat edin. Bunlar esasında bu tür manşetler gelecekte olabilecekleri ya da planladıkları o projeleri esasında tanıtıyorlar. Tanıtarak insanların beyninde önce medya yoluyla normalleştiriyorlar. Yani koronavirüs de aynı şeydi. Şimdi iklim krizi vesaire de aynı şey. Burada yeşil elma işte yeşil bir dünya. Hocam. Şimdi bunu çok farklı olarak yorumlamak da mümkün. Mesela işte bunu Adem'le Havva meselesine indirgeyenler de var. Diyorlar ki işte o elma yeme meselesi biliyorsunuz ama evet. Burada yarım elma yok. Dünya var yeşil elma. Dünya var. Diyor ki yani bütün kıtlıklar, bütün yiyeceklerimiz tükenebilir. Elimizde sadece bir yeşil dünya kalacak vesaire demek istiyor. Ama burada esasında bu yeşil politikalarla ilgili mesaj vermek istiyor. Yani diyor ki, iklim krizini ya da küresel ısınmayı dikkate almaz iseniz raflarınız boş kalır. Kıtlık olacak. Burada açık ne şekilde bir propaganda yapıyor. Bunu her türlü ezoterizmi kullanarak bunu yorumlayabilirsiniz ama bunu net günlük reel politik olarak yorumladığınızda bu şunu gösteriyor. Ya, ne yaparsanız yapın bu küresel ısınma ya da iklim değişikliği politikalarını uygulamak zorundasınız. Yoksa raflarınız böyle boş kalır. 36'yı da verin arkadaşlar. Şimdi The Economist'in başka bir kapağı. Economist neye dikkat çekerse o gerçekleşiyor ya. İşte bu da son kapağı. The Energy Shock. Enerji şokları. Hocam ne oluyor? Enerji kesintileri mi olacak? Yani siz bunları söyleyince dediğiniz gibi komplo teorisi oluyor ama Economist yazınca... Evet çok dikkate alıyorlar. Evet. The Economist yazınca tabii. Biz bunları biliyorsunuz bir yıl önceden, iki yıl önceden söyledik. Niye? Enerji krizi şu anda Avrupa'da ciddi anlamda bir enerji krizi var. Bakın ileriki günlerde bu çok artarak devam edecek. Ülkemizde de olacak. Elektrik kesintileri, ısınma sorunları vesaire bunlar ciddi anlamda zorlayacak. Mesela bugün
Avrupa'da doğalgaza %200 ile %400 arasında zam yapıldı. Ciddi anlamda geliyor. Bize de yansıyacak bu. Şimdi bazıları diyor ki işte Rusya bir silah olarak kullanıyor vesaire, ama şu var. İşte bu yeşil politikalar diyerek Avrupa güya eskiye dayalı, eski sisteme dayalı, yani karbona dayalı enerji sistemlerini terk etti. Yani kömüre dayalı, lignite dayalı, doğalgaza dayalı enerji sistemlerini dönüştürmek için, yeşil enerjiye dönüştürmek için çaba sarf edince karşılarına bu şoklar çıktı. Bunlar devam edecek. İşte o yüzden diyoruz ki esasında bunun altında bambaşka bir şey yatıyor. Yani siz bir yandan yeşil enerji diye tutturuyorsunuz, eski karbona dayalı enerji sistemlerini bir kenara atıyorsunuz. Bunu yaparsanız, kısa sürede yapmaya kalkarsanız, işte elektrik kesintileri, doğalgaz kesintileri vesaire, bunlar sık sık yaşanacak. Dolayısıyla elektrik kesintileri buradan kazananlar yine bu projeleri yapanlar olacak. Tıpkı koronavirüste olduğu gibi. Onun şimdi belgelerini vesaire göstereceğim. Şimdi ona geleceğiz hocam. Bir saniye rica edeceğim ama önce 26'yı versin arkadaşlar. Birazdan bir belge açıklayacak Murat Akan. Bu küresel ısınmayla ilgili bence her şeyi değiştirecek bir rapor. Ama önce 26'yı verin. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir bulut ortaya çıktı biliyorsunuz. Bu bulut çok konuşuldu. Murat Akan der ki benim bununla ilgili farklı söyleyeceğim şeyler var. Oynatın arkadaşlar. Neden? Bu bulut İstanbul semalarındayken bunu rahmetli Bülent Ecevit'e benzetenler mi istersiniz? Tesla'ya benzetenler mi istersiniz? Herkese benzettiler hocam. İlginç ama yani bakınca şöyle bir insan figürü var. Bakın evet. Çok nedir net, hocam bu? Net bir şekilde. Ya tabii şimdi bunu dediğiniz gibi bunu farklı kişilere benzeten insanlar oldu, yorumlar oldu. Ama o gece gerçekten enteresandı, onu söyleyebilirim. Şimşeklerin çakışı ardı arda ciddi anlamda ve sanki böyle bir nükleer silah kullanmışçasına bir aydınlanma vesaire. O gece enteresandı. Bir, ikincisi de mesela meteoroloji o gece bu derecede bir yağmurun yağacağını tahmin edememişti. Yani biraz ani oldu ama tabii bunun işte birileri tarafından yapıldığını söylemiyorum. Ama ilginç olduğunu şu görüntü söyleyebilirim. Çok güzel, bir, ve bugüne kadar da bu tür bir net görüntü ortaya çıkan başka bir yağmurlu gece olmamış. Ya da şimşeklerden sonra böyle bir görüntü olmamış. Bunu söyleyebilirim. Ve bunu yorumlarken hologram teknolojisine değinmek lazım. Bakın teknoloji çok enteresan bir şekilde hızlı ilerliyor, gelişiyor. Bu teknolojinin gelişmesi elbette iyi bir şey ama teknoloji gelişirken aynı zamanda teknolojiyi şeytanlaştırıyorlar. Sıkıntı burada. Ve mesela hologram teknolojisi şu anda kullanılıyor ama bunun daha üst versiyonu mesela bir hologram sistemi getiriyorlar ki çok enteresan bir sistem. Yani bu mesela, hologram olabilir mi hocam? Şimdi hologramdır diyemiyorum ama ben enteresan bulduğumu söyleyebilirim. Doğan olduğuna inanalım, inanıyorum. Yani çünkü daha ötesi... mi inanıyorsunuz hocam bilmiyorum onu yani, söyleyeyim da. İlginç bir görüntü olduğunu sadece söyleyebilirim. Bunun doğal bir şey olabileceği konusunda tartışılır. Yani bu kadar net bir görüntü doğal olmayabilir. Bulutların bu şekilde bir insana benzemesi o şimşeklerden sonra vesaire ilginç. Ama hologram mıdır diyemiyorum. Ama şunu söylüyorum. Bakın çok enteresan hologram sistemleri var. Yeni gelişmeler var. Mesela bir şirkete bu hologram görüntüleriyle ilgili bir çalışma yaptırmışlar. Bilimsel bir çalışma şimdi. Etkileşim için geri bildirimli aurohaptik hologram hacimsel ekranlar. Başlıklı bir bilimsel çalışma yaptırmışlar. Makale bu. Aha. Şimdi bu makalede hologram teknolojisi kullanarak diyor dünyanın herhangi bir noktasındaki insana dokunabileceği ifade ediliyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bir toplantı oldu, bir seminer oldu. Siz o seminere toplantıya katılmadan o insanlarla tokalaşabiliyorsunuz. Tokalaşabileceksiniz. O insanlarla kucaklaşabileceksiniz. Ve hatta bu bilimsel makalede diyor ki hatta diyor oradaki insanların kullanmış olduğu parfümün kokusunu alabileceksiniz. O kadar. Evet, o kadar. Teknoloji o kadar ilerliyor. Ben demiyorum. Bakın buradaki elimdeki şey bilimsel makale diyor, çalışma diyor. Dolayısıyla da yani şimdi bu tür bunları gördükçe bu teknolojilerin şu anda kullanılabileceğini ve kullanılması mümkün olduğunu burada yazınca mesela Hazreti İsa'yı hologramla getirileceği iddiaları dolaşıyor hocam bu tip şeylerde. Evet, var işte buna benzer mesela. Kolay. Evet. Bazı ünlü
Hollywood yıldızlarını biliyorsunuz televizyon şovlarına, ölmüş kişilerin televizyon şovlarına getirttirip hologram sistemiyle konuşturabiliyorlar, düet yapabiliyorlar. Ya bu basit. O bahsettiğin bunun bir üst versiyonu. Yani insan hiç gitmediğiniz bir toplantıda, toplantıya katılan insanların kullanmış olduğu mesela parfümün kokusunu alabilmeniz ilk. Bu teknoloji 47 ilk. Aynı zaten. Zamanda da mesela elinin sıcaklığını hissedebiliyorsunuz. Mesela soba yandı mesela. Ta ABD'de bir soba yanıyor. Bir odada bir soba yanıyor. Siz buradaki ekrandan o sobanın sıcaklığını dokunduğunuzda hissediyorsunuz. Böyle bir teknoloji. Hocam o zaman şimdi birazdan bu arada televizyonda ilk bir rapor açıklanacak. Murat Akan bu iklimle ilgili bir raporu söyleyecek ki acaba her şey yalan mı diyeceksiniz. Hatay'da ekrana gelecek. İşte bu hafta bir hortum çıktı hocam. Yani Hatay'da hortum çıkma ihtimali bilmiyorum ne kadardır ama bu kadar sıcak bir iklimde birden böyle bir hortumun çıkmış olması. Eskiden bundan 5-10 yıl önce hocam Türkiye'de hiç hortuma rastlanmıyordu neredeyse. Gerçekten değişiyor mu iklimler hocam? Şimdi tabii ki şöyle bak. İklimler elbette kendi doğal çevresinde, çerçevesinde değişiyor. Yani bu doğal. Dünya var olduğundan bu yana iklimler değişiyor. Zaman zaman sıcak oluyor, zaman zaman soğuk oluyor. Bir yıl kuraklık oluyor, iki yıl yağmurlu oluyor vesaire. Bunlar esasında doğanın kendi doğal yapısı içerisinde yaşanan şeyler. Doğa ne zaman değiştiğinde, işte siz denizleri kirletirseniz, siz ormanları keserseniz, siz şehirleşmeye yaparken cam kuleler dikerseniz, tamam mı? Bunları yaparsanız doğa size tepki veriyor. Mevsimler değişiyor, kuraklık yaşanıyor vesaire. Dolayısıyla bunu bir doğal dengede tutabilmek önemlidir. Her devlet kendi önlemini aldığı takdirde ormanları genişletip işte şehirleşmeyi düzenli bir şekilde cam bina değil, daha mimarisi daha yağmuru çekebilecek şekilde yapılırsa bu doğa olayları görülmez. Ama bugün baktığınızda fabrikaların bacalarına bakın. Denizlerin kirletilmesine bakın, ormanların yakılmasına bakın ki ormanlar mesela geçtiğimiz günlerde, aylarda mesela orman yangınları oldu değil mi? Şimdi aynı anda, aynı haftada dünyanın 26 milyon noktasında aynı anda yangın oldu. Şimdi bunu kimse bana küresel ısınmadan kaynaklandığını söyleyemez, yalan söyler. Ve nitekim de o iklim bilimciler denen akademisyenler çıktı, efendim işte şöyle, neden çıktı? Tamam küresel ısınma var, velev ki var. İklimler değişiyor. Nasıl yakıyor ormanları? Hadi madem iklim değişikliği orman yakıyor, Adana'da, Çukurova'da pamuk tarlaları böyle kuru olduğu dönemde niye yanmıyor? De ormanlar yanıyor. Yani başka bir numara var diyorsunuz. Ormanları yakıyorlar işte. Şu 26'yı verseniz arkadaş, 26 değil pardon, şu Bill Gates'in 22. Yapay bulut projesi bile gerçekleştirmiş hocam adamlar. Yani o zaman bakın, yani o zaman sorgulamakta haklısınız. Şimdi bu tanrılaşma projesi. Bakın, Bill Gates'in bir lafı var. Diyor ki bir gün ineklerin bağırsaklarıyla uğraşacağım hiç aklıma gelmezdi. Yani gaz çıkarıyorlar falan, işte metan gazı salıyorlar falan dedi ya, onu ifade ediyor. Şimdi bakın bu ne biliyor musunuz? Bu güya küresel ısınma var. İşte dünya mahvolacak, insanlar ölecek. Bu ölümleri azaltmak, dünyayı kurtarmak için yapay bulut projesi. Bill Gates'in fonladığı yapay bulut projesi. Ne yapıyorlar? Onun şu balonun içerisinde mesela tebeşir tozlarını yoğun bir şekilde doldurup onu yukarı atmosfere, stratosfere salıyorlar. Bunu bırakıyorlar, balonu patlatıyorlar ve güneşin ışınlarının dünyaya gelmesini engelliyor. Böyle bir sistem oluşturuyorlar. Şimdi bilim insanları dedi ki siz asıl tehlikeyle uğraşıyorsunuz. Yani bunu yaptığınızda bakın gelgitler olur. Az önce gösterdiğiniz hortumlar olur. Denizlerde yükselme olur. Kıtlık olur. Bunu uyardılar. Ve mesela İsviçre'de bu projeyi uygulatmadılar. Oradaki sivil toplum kuruluşları bu projeyi İsviçre'de uygulatmadılar tabii. Ve orada durdurdu. Geçtiğimiz Temmuz ayında bir deneme daha yaptılar. Ve bu projeyi bırakacağını zannetmiyorum. Çünkü 50 milyon dolar harcadı şimdiye kadar bu projeye Bill Gates. Hocam zaten Bill Gates diyor ki ben Tanrı'nın işini yapıyorum. İşte az önce söyledim. Evet. Ya, tanrılaşma. Şimdi teknolojiyi şeytanlaştırırken kendilerini de tanrılaşma, tanrı yerine koyma. Diyor ki ben tanrının eksik bıraktığı işleri yapıyorum. Çünkü işi o kadar ileriye götürüyorlar ki eksik bırak, dünyayı değiştirmek istiyor, sıfırdan yapmak istiyorlar. Bakın önümüzdeki günlerde mesela dinlere karşı, sadece İslam dinine karşı değil, semavi dinlere karşı ciddi bir propaganda başlayacak. Ciddi bir dezenformasyon, ciddi bir saldırı başlayacak. Niye? Çünkü bakın işte bu tanrının işini yapanlar tırnak içerisinde diyor ki biz yeni bir dünya kurmak istiyoruz. Yani sıfırdan bir dünya kurmak istiyoruz. O
işte yeni normal dedikleri şey esasında o. Ve bu dünyada biz doğal olan hiçbir şey istemiyoruz. İnsan da dahil, bakın insan da dahil. Sofya şimdi de anne olmak istiyormuş hocam. Bunları da sizler söyleyince, ya bu robotlarla işte artık başka şeyler olacak falan filan deyince şaşırıyorlardı. Gerçek ne demek hocam anne olmak istiyor? Neyi pompalamaya çalışıyorlar burada? Şimdi teknolojinin şeytanlaştırıldığını söyledik. İnanılmaz derecede teknolojik şeytanlaştırma aldı başını gidiyor. Bu robotik sistemler ya da işte yapay zeka da esasında bunların önde gelenleri arasında. Şimdi geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'in teknoloji ile ilgili bilim şefi çok enteresan bir çıkış yaptı, açıklama yaptı. Dedi ki yapay zeka bir felakete doğru gidiyor dedi. Yapay zeka bir felaket olarak yapay zekayı tanımladı. Bu çok enteresan bir şey. 20 milyon arkadaşlar. Şimdi yapay zeka nerede kullanılıyor? Robotlarda kullanılıyor, gözetim sistemlerinde kullanılıyor. Şimdi Elon Musk ne dedi? İnsanımsı robotlar geliyor dedi. İnsanımsı. Bakın dokunabileceksiniz. Yani dokunduğunuzda insana dokunma hissi veren, yani bildiğiniz normal insana dokunuyormuş gibi his veren ve robotlarla evlilik. Ya bunlar çok enteresan noktaya gidiyor. Gelecekte insan unsurunun yerine işte bu robotları koymak istiyorlar. Yani insanımsı robot esasında sentetik insana giden yolda sentetik en insan. Önemli adımdır. Dedim ya bunlar yeni bir dünya düzeni kurmak için doğal olan her şeyi değiştiriyorlar. Ve dolayısıyla da mümkün olduğu kadar insana ihtiyaçları yok onların kuracağı sistemde. Kimle yola devam edecekler? Robotlarla devam edecekler. Bakın güvenlikten tutun polise varıncaya kadar robotları kullanacaklar. İşte Neom kentini biliyorsunuz. Tabii. 41'i geçtiğimiz günlerde mesela şey yine Elon Musk çok enteresan bir proje gerçekleştiriyor. Nedir? Akıllı buzdolaplar. Yani akıllı buzdolabı dediği şey şu, buzdolabın içerisine ne koyduğunuzu, ne yediğinizi, beslenme alışkanlıklarınızın hepsini tespit edip bir yerlere bildiriyor. Ona göre bir, sizi başkalarına pazarlayacaklar. Yani ürün anlamında, reklam anlamında pazarlayacaklar. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, size ona göre önünüze reklamlar gelecek. Hatırlıyor musunuz telefonla konuşurken ya da bir şeyden bahsederken işte hemen telefonumuza bir reklam geliyor vesaire. O konuştuğumuzu reklamda görüyoruz. İşte onu esasında doğrudan buna gerek kalmadan o buzdolaplarıyla birlikte ya da diğer araç gereçlerle bunu doğrudan ne yediğimizi ne içtiğimizi 7 gün 24 saat gözetleyecekler. Hocam şimdi dün de TT'ydi Twitter'da TikTok yasaklanmalı diyen büyük bir bölüm var. Neden? TikTok'ta bazı videolar dolaşıyor. Çocuk istismarıyla ilgili mesela ilginç. Çok konuşuluyor. Sizlerin de izleyicilerin de görüşlerini merak ediyorum. Mesela Instagram'da bizim yine son fotoğrafın altına sizce TikTok yasaklanmalı mı? Şu WhatsApp ihbar hattımızı versenize arkadaşlar. 0549'da başlayan numaramıza da eğer gönderirseniz düşüncenizi merak ediyoruz gerçekten de. Evet 0552 düzeltiyorum. 772-06-22. Hocam TikTok neden yasaklanmalı ya da yasaklanmamalı? Şimdi sadece tek bir sosyal medya ağ üzerinden değerlendirmek doğru olmaz diye düşünüyorum. Şöyle bir şey. Ben özellikle buna Instagram'ı ve Facebook'u da katıyorum. Bu küresel sosyal medya ağları mesela özellikle genç nüfus üzerinde inanılmaz derecede etkili olduğunu görüyoruz. Bakın geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir hadise yaşandı. Yani çöküş hadisesi yaşandı. İşte Facebook, Instagram ve WhatsApp değil mi? Şimdi bu olayın içerisinde esasında bahsettiğiniz konu var. Yani olayın kökeninde bu çöküşün altında, perde arkasında bu bahsetmiş olduğunuz değişim ve dönüşüm var. Nedir? Mesela Instagram'ın özellikle genç kızların %32'sinin psikolojisini bozduğu, bakın kendi iç yazışmalarında ortaya çıktı. Yani Facebook'un kendi iç yazışmalarında özellikle 20 yaş altı genç kızların psikolojisini, %32'sinin psikolojisini bozduklarını kendileri de kabul ediyor. Nasıl bozuyor? Mesela işte özellikle bu fenomenler, mesela TikTok'ta da aynı şey gidiyor. Mesela bir tatil beldesinde ya da lüks bir yerde işte bir kısa an çekimi yapıyor. Tamam mı? Şimdi oraya gidemeyen, o imkana sahip olamayan işte normal bir vatandaş ona özenti duyuyor. Onun gibi olmak istiyor ve evde kavga çıkıyor. Ya da işte birisi başka işte böyle üst düzey paraya sahip olan ya da parası fazla olan insanlar ya da bu tür videoları çeken insanlar lüks yerlerde gezip tozduğu zaman, gezdiği zaman İşte aileler onu görüyor. Bak biz niye gidemiyoruz diyor vesaire. Ve en önemlisi de şu. Biliyorsunuz Instagram'da da kısa böyle şeyler var. Aynı TikTok benzeri. Reels. Evet.
Şimdi bunlarda ne var? Özellikle böyle işte fiziksel olarak düzgün, güzel bayanlar var değil mi? Sürekli onları ön plana çıkarıyorlar mesela. Onu görüyor, diyor ki ben niye böyle değilim? Diğer kızlar, o kızcağızlar onu görüyor. Ben niye böyle fiziksel özelliklere sahip değilim diye işte ruhsal çöküntüye giriyor. Bunlar hepsi belirlenmiş, belgelenmiş. Dolayısıyla da bence bu tür programlar yasaklanmalı. Yani özellikle TikTok yasaklanmalı diyor. Özellikle gençleri etki altında bırakan, etkisi altına alan ya da aile mefhumunu ortadan kaldırmaya yönelik bu tür yayınlar kaldırılmalıdır. Aksi takdirde aile kavramı ortadan kalkar. Belki Avrupa için bilmiyorum, bu çok bir şeyi fark etmez ama özellikle İslam dünyasında Türk toplumunun aile yapısını dikkate aldığınızda bu tarz yayınlar inanılmaz derecede etkili oluyor aile üzerinde. Çok, çok hocam. Bilinçli değilseniz, iyi bir aile eğitimi almamış iseniz ya da size arkadaşlar iyi bir eğitim verilmemişse bu cazibeye çok çabuk kapılabiliyorsunuz. Şimdi Facebook ve Instagram diyor ki uzun süre vakit geçirenlere mola ver uyarısı gelecekmiş artık. Çünkü zehirledikten sonra neye yarar hocam? Neye yarar? Yani çünkü o bahsetmiş olduğum %32 genç kızların %32'sinin psikolojisinin bozduklarını kabul ettiler. Ve ciddi anlamda şu anda Facebook'un üzerine gidiyorlar. Facebook evet, şu anda çok zor durumda. Ve biliyorsunuz kendi çalışanları... Biri daha itirafçı olmuş hocam. Evet. Dolayısıyla itirafçı sayısı artıyor. Elimi kana bulamış gibi hissediyorum diyor. Ve geçenki çöküntüyü sizinle değerlendirmiştik. Niye çöktü? Esasında bunun perde arkasında ne var? Mesela bu tür Facebook'ta bir şey var. Ayrıcalıklı grup olduğunu ortaya çıktı. Evet. Bu iç belgelerde. Yani yaklaşık 200 milyon civarında bir ayrıcalıklı grup olduğu ortaya çıktı. Ve çapraz kontrol isimli bir program sayesinde bunların hani bu algoritmalara takılmadan istedikleri şeyi söyleyebildiği, istedikleri içeriği paylaşabildikleri ve hiçbir müdahale edilmediği ortaya çıktı. Hatta mesela Brezilyalı bir futbolcu var, Neymar biliyorsunuz. Hı hı. Mesela bunun işte Neymar'a taciz davası açan bir kadının bütün o çıplak fotoğraflarını Facebook'ta bir gün boyunca yayınlamasına rağmen müdahale etmedi. Şimdi böyle bir ayrıcalıklı grup olduğu ortaya çıktı. Bu sıkıştırılıyor. Diğer taraftan insanların psikolojisini bozduğu, ayrıca işte sadece chatleşme yani sosyalleşme gibi bir amacının dışında farklı para kazanma yolları, farklı ticari uzantılar ve kişilerin özel bilgilerini bir başkasına, üçüncü şahıslara pazarlama gibi çok ciddi suçlamalar var. O yüzden bu mecralar ciddi anlamda takip edilmeli. Devletler, ulus devletler bunlara bir kural getirmeli. Kesinlikle hocam, kesinlikle. Lady Gaga'nın bir fotoğrafı hocam çok konuşuldu. O fotoğrafta da tabii yeni dünya düzeni mi tasvir ediliyor acaba? Çünkü işte her tarafında kablo var, çipler var, bir şeyler var. Ve hep nedense de Lady Gaga üzerinden gidiyorlar hocam. Çünkü dikkat çeken bir bayan. Dolayısıyla da belli özellikler olan bir insan onun üzerinden reklam gerçekleştiriyorlar. Yani dediğim gibi şimdi amaç yeni bir dünya düzeni kurmak olduğu için bu uğurda hiçbir şeyi esirgemiyorlar. Yani hiçbir ahlaki kuralı şey yapmıyorlar, benimsemiyorlar. Hepsi her yol mübahtır anlayışı hakim. Dolayısıyla da burada da büyük bir reklam aracı olarak kullanmışlar. İşte teknoloji var, yeşil dünya var. Ondan sonra işte gözetleyen kameralar vesaire var. Yani transformation yazıyor. Yeni düzende olabilecek bütün enstrümanlar bu kapakta toplanmış. Ve dikkat çekmesi için de Lady Gaga'yı kullanmışlar. 35'i verelim. Güneşte büyük patlama, elektrik kesintileri olabilir. Uydu iletişiminde aksaklıklar yaşanabilir diye bir uyarı geçildi hocam. Şimdi NASA sürekli böyle uyarılar yapar. O bahsettikleri şey de işte 10 yılı bulabileceği söyleniyor. Yani sürekli böyle dünyaya işte gök taşı çarpacak, efendim patlamalar yaşanacak, işte dünya mahvolacak gibi bir takım çıkışlar. Bu 10 yıla çok hazırlanmalıyız şeklinde bir yazı yayınladılar. Ya şimdi bunlar tabii dikkate alınacak bölümler var, cümleler var. Ama bunların şöyle düşünmemiz de gerekiyor. Dünya var olduğundan beri bu patlamalar zaten gerçekleşiyor. Bu gök taşları zaten dünyamıza düşüyor. Ama her seferinde böyle her seferde felaket tellallığı yapmak doğru bir şey değil. İnsanların ilgisini çekmek, belki de işte ya bakın böyle bir şey de var, biz çalışıyoruz vesaire. Bunun altında başka şeyler de var. Mesela bu tür şeylerin esasında hani gök taşı düşecek
çarpacak, güneşte patlamalar olacak vesaire diyerek esasında insanları bir silahı da hazırlıyor olabilirler. Mesela bu gök taşı dedikleri şey ABD'nin bir silahı da olabilir. Yani yarın öbür gün bir ülkeye düşüp, çünkü mesela bildiğim kadarıyla 2029 yılında bir gök taşı bekliyorlar. Bir ülkeye düşerse bir ülkeyi yerle bir edecek, haritadan silebilecek bir patlamanın olacağından bahsediyorlar. Şimdi böyle bir durumda bunun mesela bir nükleer saldırı olduktan sonra gök taşı düştü de denebilir diye ön hazırlık yaptıklarını da söyleyenler var. İlginç, böyle bir ilginç durumda ilginç. Var. 35 A'yı verin. Yine NASA'dan gelen bir açıklama. İnsanlık tarihinin bugüne kadar gördüğü en büyük kuyruklu yıldız dünyaya yaklaşıyormuş. 10 yıl zaman kaldı diyorlar bunun için hocam. Yine yine başka bir korkutma mı acaba? İşte uzaylılar geliyor. Güneşte patlamalar olacak. Az önce yapmış olduğumuz yorumun benzeri de bu şekilde yapılabilir. Bu da aynı şey. Yani göktaşlarından bahsettik. Güneş patlaması tabii biraz farklı ama dediğim gibi bunlar esasında doğanın doğal dengesi içerisinde olan şeyler. Yani bunlar inanılmaz derecede abartılarak insanların dikkati çekilmek isteniyor. Ya da bu projelerin arkasında başka bir şeyler var. Yani siz inanıyor musunuz işte? Biraz önce gösterdik. Hani yapay bulut projesi. Şimdi siz inanıyor musunuz? Yani 50 milyon doları verip de ya insanlığı ben kurtaracağım. Sadece güneş ışınlarını dünya ısınmasın diye engelleyeceğim diye bir şey olabilir mi? Ya yok. Bunun arkasında bir şey var. Bu tam başka olur. Bir şey. Başka yani bir şey var. Her şey diyorlar ki Bill Gates işte parası olduğu için her şeye yatırım yapıyor. Ya bu sadece öyle bir şey. Bill Gates tek şey başına yani. Bir bir şey ifade etmez. Esasında o perde arkasındakilerin sadece bir figüranı. Evet. Arkadaşlar 34'ü verelim. Neden? Şimdi iklim krizini işte Greta'dan izledik hocam. Türkiye'de de Zeynep Kasalini isimli bir şarkıcı var. O da iklim kriziyle ilgili bir çağrıda bulundu. Bir izleyelim bakalım. Ben veganım ve veganlığı anlatıyorum. Bir sürü karşı tepki görüyorum. Ama anlattıkça biliyorum ki biraz daha düşünüyor karşındaki insanlar. Çok marjinal kalmıyorum artık. Eğer incelerseniz iklim krizinin nedenlerinden bir tanesi de hayvan endüstrisidir. Lütfen bunu da kulağınızın bir kenarına koyun. Şimdi bu iklim meselesinde, küresel ısınma meselesinde en önemli konuların başında yapay et geliyor. Bakın şimdi dünyayı, bütün dünyayı buna hazırlıyorlar. Özellikle de İslam dünyası bunu sık sık sorun olarak yaşayacak. Çünkü bakın bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra kurban bayramlarını tartışılır getirecekler. Kurban bayramlarını tartışılır ve ciddi anlamda kurban kesenlere katil gözüyle bakılacak. Bakın burada kayıta geçsin diye söylüyorum. Çünkü ciddi anlamda doğal ete karşı bir şey başladı. Saldırı başladı. Ya bu yapay et endüstrisi şu anda bütün dünyada altyapısı hazırlanan, ülkemizde dahil hazırlanan bir endüstri. Ve bu yapay et konusu başımızı ağrıtabilecek en önemli konulardan birisi. Milletle devleti karşı karşıya getirecek. Ondan sonra mesela elimizdeki büyükbaş hayvanları ya da işte küçükbaş hayvanları belki sayısı azaltılacak ve geleneksel beslenme alışkanlıklarımız değişecek. En önemli şey bu. Yani iklim değişikliğinin ya da küresel ısınma paranoyasının en büyük hedefi insanların, ülkelerin geleneksel beslenme alışkanlıklarını değiştirmek. Bakın bu koronavirüs süreciyle ne yaptılar? Sosyal alışkanlıklarımızı değiştirdiler. Bak hemen geldiğiniz zaman tokalaşma yapıyorduk eskiden, sarılma yapıyorduk değil mi? Şimdi hiç kimse birbiriyle sarılmıyor, tokalaşmıyor. Niye? Virüs bulaşacak diye. Değişti artık. Bakın virüs gitse bile, bitse bile o alışkanlıklar devam hocam. Edecek. Bakın tabii. Devam edecek. Çünkü değişti. Böyle el ele sıkışma artık. Mesafeler böyle. Korkuyor yani. Mesela bir ortama girdiğinizde hapşıramıyorsunuz ya. Öksüremiyorsunuz. Öksürdüğünüz zaman size birileri böyle bön bön bakıyor. Virüs mü var acaba diye. Bakın bu alışkanlıklar devam edecek. O yüzden sağlıksal problemlerimizi değiştirdiler. Alışkanlıklarımızı değiştirdiler. Yapay et de bunların en önemlisi. Hocam Bill Gates İngiltere için geliştirilen süper bilgisayar 2022'de devreye girecekmiş. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan ülkelere, bunu tabii yazan kişi demiş, emir yağdırmak için 2022'de devreye girecek demiş. Süper bilgisayardan kasıtları ne acaba? Süper bilgisayar dedikleri şey büyük bir ihtimalle kuantum bilgisayarları kastediyor. Bir, ikincisi de şöyle bir şey. Bu modellemeyi yani mesela 100 yıl sonrasını tahmin eden, tırnak içerisinde söylüyorum, bilgisayarlar iklim değişikliği konusunda devreye sokuldu. Ne diyorlar? Öyle bir hesaplama yapıyorlar ki bilgisayar modellemesiyle işte 2100 yılında diyorlar dünya 3 derece ısınacak
İnsanlığın felaketi, sonu demek bu diyor. Şimdi bahsettim ya ben 31 bin bilim insanından bahsettim. O 31 bin bilim insanı aynı zamanda diyor ki hiçbir bilgisayar modellemesi 100 yıl sonrasını gösteremez, tahmin edemez. E bugün 15 gün sonrasını tahmin edemiyor meteoroloji. 100 yıl sonrası diyor ki dünya 3 derece ısınacak. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın orada gazete küpürleri var. Elimde yani. Alabilir miyim? Tabii tabii tabii. Şimdi burada gazete küpürleri var. Yabancı basından taradım. Mesela 50 yıllık yabancı basından küpür. Burada 1970'e kadar, 80'e kadar tamam mı? Dünya yeni bir buz çağı, dünya soğuyor, New York sular altında kalacak vesaire. 1980'e kadar bu korkuyu salmışlar. 1980'den sonra, 2000'li yıllardan sonra başlıyor dünya ısınmaya. Bu sefer ısınma propagandası yapıyor. Ya bu dünya nasıl? Yani ve diyorsunuz ki işte sanayi döneminde, sanayi öncesi dünya normaldi. Sanayi sonrası dünya ısınmaya başladı. Tamamen yalan söylüyorlar. Bu gazeteleri de tek tek incelediğinizde işte New York sular altında kalacak. Efendim uydular yeni bir buz devrinin geldiğini gösteriyor. Bunlar hep 1974'lü 75'li yıllarda atılan manşetler. 2000'li yıllara geldiği zaman bir anda mevsimler değişiyor. Sıcaklık başlıyor. Onu da burada tek tek gazeteler var. İlginç hocam. Siz bu konuda çok araştırma yapıyorsunuz. O yüzden bence hocamızı sosyal medya hesaplarından mutlaka takip edin. İklim konusunda bence bu konuda öncülerdensiniz. Dolayısıyla yani burada insanları kandırmaya gerek yok kardeşim. Ha hiç mi dünya ısınmıyor ya da iklimler hiç mi değişmiyor? Değişiyor tabii ki. Sen doğaya nasıl bakarsan, doğayı kirletirsen, denizleri kirletirsen, fabrika bacalarına filtre takmaz isen, ormanları yakarsan, şehirleşmeyi düzgün yapmazsan yağmur yağmaz kardeşim, kuraklık olur. Ya da efendim seller olur. Şu 21'i verseniz arkadaşlar. Madem Bill Gates dedik, şu Bill Gates'in biz Türkiye'de biliyorsunuz tarım arazilerini topladığı iddiası vardı. O iddia ne kadar doğru bilmiyoruz ama bakın bunlar Amerika'da topladığı araziler, tarlalar. İlginç bir şekilde bayağı da yer toplamış. Dönüm üzerinden bahsediyoruz bunları. İşte 20 bin dönüm. 2 milyon metrekareden bahsediliyor. 2 milyon metrekareden bahsediliyor. Şimdi sadece, neden topluyor hocam? Şimdi sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde toplamıyor. Türkiye'de de aldığı söylendi ama sonra onu bakanlık yalanladı. Böyle bir şey yok dedi. Ama yalan dendi. Şöyle bir şey, diğer ülkelerden de alıyor. Sadece Türkiye gibi ülkelerden değil. Mesela Hollanda'dan alıyor, Almanya'dan alıyor vesaire ama burada kendi üzerine almıyor. Aracılar kullanıyor. Bu önemli. Yani bir başkasının üzerine arazileri yapıyor. Şimdi bunları niye alıyor? Tabii ki ya bu kadar arazi Bill Gates ekip biçmeyecek ya da tarım yapmayacak kendisi. Ne yapacak? Bir şeylere hazırlanıyorlar. Kıtlık. Az önce hani The Economist dergisinin kapağını gördük. Sürekli kıtlık şeyi var. Propagandası var. Ve nitekim de İngiltere'de mesela raflar boş kaldı. Şu anda gerçekten kıtlık önümüzdeki günlerde yaşanacak. Yaşanacak. Bilerek büyük kıtlık yapacaklar. Geliyor diyorsunuz. Bakın, hatta bir hazır gıda üreten bir firma, büyük bir firma, tedarik zincirinin koptuğunu ileri sürerek 3 ay faaliyetlerini durdurdu. Önümüzdeki günlerde bazı firmalar bunu tekrarlayacak. Bilinçli bir şekilde kıtlık oluşturulacak. Yani gıda krizi çıkarılacak. Çok ilginç. Ve insanları bu küresel ısınma mitolojisine inandırmak adına her türlü reklam olayını yapacaklar. Yapılacak. Dolayısıyla rejiye sesleniyorum. Tek başına bir cevabı alan yönlendirenleri bana gönderir misiniz? Buyurun hocam. Bu tek başına bir şey ifade etmiyor. Yani Bill Gates bu kadar araziyi sadece kendi başına yemeyecek. İşte bir de insanlara yapay gıdaları dayatırken esasında kendileri doğal beslenecek. Buna hazırlanıyorlar. Bir elit kesim hep işte Facebook'ta bile korunuyorsa dünyada zaten böyle bir elit kesim var ve onu koruyorlar. O hep 50 trilyon dolar. 21 Nisan 2014 tarihli bir haber. Körfez'de korona tehlikesi. 2014. Hac ve umre mevsimi yaklaşırken Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerinde 13 kişi aynı gün koronavirüse yakalandı. Sağlık Bakanlığı 3 hastanın öldüğünü açıkladı. Şimdi bu normal bir haber, onu söyleyeyim. Niye normal? COVID-19 çünkü bu seferki değil mi? Yok, niye normal bir haber? Çünkü biliyorsunuz 2012 yılında zaten MERS isimli koronavirüsün başka bir versiyonu vardı. Yani 2003 yılında SARS, Çin civarında. 2012'de de MERS.
çıkmıştı. Bu o yüzden ona koronavirüs diyorlar. Çünkü o da koronavirüs ailesiydi. Zaten onunla hazırlık yaptılar esasında. Yani SARS ve MERS esasında denemeydi. Büyük bir denemeydi. O yüzden daha sonra da çıktı. 2019'da işte normal koronavirüs çıktı. İlginç. Peki 43'ü de verelim, bununla bitirelim artık. Bir de bu var. Koronavirüs 15 ülkede görüldü. Yine 8 Mayıs 2014'te şu ana kadar 15 ülkede görüldü. Yakalanların %28'inde hastalığın ölümle sonuçlandı. %28 çok ciddi bir oran. %30 civarında, evet. O işte MERS o öyleydi. Dolayısıyla da o MERS koronavirüs ailesinden bir hastalık olduğu için koronavirüs demeler normal esasında. Hmm, peki hocam. Şimdi şununla bitirelim. 43'ü verin. Hollanda hükümeti influenza'lara karşı korumak için yeni bir düzenleme hazırlıyormuş. Halkın influenza'larla ilgili kötüye kullanım şikayetlerini bildirebilecekleri bir bildirim hattı oluşturuyor. Yine sosyal medyaya bağlayacağız yani hocam. Sosyal medyada ürün tanıtımı yapanlar için böyle bir düzenleme yapıyormuş Hollanda hükümeti. Tabii yani belli bir kurallar çerçevesinde bu işin yürütülmesi her ülke için normal bir şey esasında. Yani herkes kendi kafasına göre aldatıcı ürünler olabiliyor çünkü. İnsanları aldatabiliyorlar vesaire. Bunlara bir düzen getirme iyi bir şey yani. Şimdi kitaplarımızı kazananları da açıklayalım. Şu kitap, Kehanetler kitabını göndereceğiz bunların arasında. Murat Er, Sadık Atalar, Sevim Işık, Betül Süslü, Özgür Refa, Süleyman Işık, Bahar Demir, Sertaç Duygulu, Mustafa Parlak ve Semih Bey'in soy ismi yazmamışsınız arkadaşlar. Onu da soy ismini gönderin. Öyle yapalım. 10 kişi toplamda gitmiş oluyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Vallahi süre su gibi geçti. Var mı eklemek istediğiniz bir ben şey? Ben teşekkür ederim. Özellikle kış aylarına giriyoruz. D vitamini çok önemli. Bol sıvı çok önemli. Dikkat etmek gerekir. Eyvallah, eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Programın tamamını Ne Var Ne Yok YouTube kanalından takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Önümüzdeki perşembe yine saatler 23.30'u gösterdiğinde bizler burada olacağız. Hoşçakalın.